Birinci dolar endeksi belki de aslında Trump'la en güç kazanan ve... Söylemiştik demek istemiyorum ama kayıtlar sende. Demiştim demek istemiyorum ama dedik yani bunu söylememiz lazım. En çok aslında dolar endeksi belki de bundan sonraki süreçte en çok konuşulan konu. Zaten Trump ne kadar hamle yapıyorsa dolar endeksini kuvvetlendirmek, doları kuvvetlendirmek için yapıyor ki hala zaten güçlü para. Aynen. Sevgili Beyhan, yani şu var. Zaten Trump demek güçlü dolar demek gibi. Trump'ın ABD ekonomisine verdiği önemden dolayı bunu söylüyorduk. Yayınlarda da belirtiyorduk. Yukarı yönlü bir dolar endeksi bekliyorduk. Bu tabii aradaki faiz adlarından dolayı. Yani Fed'in faizi, tüm merkez bankalarının faizinin üzerinde oldukça görece doların diğer para birimleri üzerinde baskısı devam eder. Yani Eurozone'daki, yani Euro bölgesindeki faize bak, Amerika'daki faize bak. Aradaki o faiz farkı bile bizi anlamlandırıyor Euro-Dolar paritesindeki aşağı çekilmeyi. Yani Euro-Dolar paritesi aşağı çekiliyorsa zaten doğal olarak dolar endeksinin %57'si dolar endeksine ekstra gücü veriyor. Japonya farklı değil. Diğer o 6 para birimi diyoruz ya dolar endeksinin tamamı, o 6 ülkenin tamamında ki faiz oranıyla şu an Fed'in mevcut oranı arasında bir fark var. Ve o farkın da fiyatlara yansıması kaçınılmaz. Bunu değiştirecek olan Fed'in faiz indirim rotasyonuydu. Hızlı bir rotasyon. Hızlı bir rotasyon da gelmeyecek gözüküyor. Bir de Trump'ın politikaları çokça analiz edilmeye başlandı. Bir kısım diyor ki işte çok önlem alacak, duvarlar örecek. Bu duvarlar dünya ticaretinde problemler yaratıp enflasyonu körükleyebilir. Bir yandan da vergi indirimleriyle Amerika ekonomisini daha teşvik edici hale getirecek. Bu da kamu borcu üzerinden Amerika'yı sarsacak. Burada da ciddi bir problem var ve Fed'in bu süreci de iyi yönetmesi gerekiyor. Getirileri yüksek tutuyorlar ve Rubin'in de geçen günü dediği, senle de işledik aslında, işte aynen yaşıyoruz. ABD tahvillerinde aşağı yönlü sert hareketler yerine yukarı yönlü ekstrem sürprizlerin de gelme ihtimali, o da baskılı kuruyor gelişen piyasalar üzerinde. Yani ABD tahvillerindeki getiri orada durdukça, faiz demek getiri demek. Getiri demek. Yani o getiriyi bir satın alması lazım ki orada bir normalleşme olsun. Yani çokça konuşuldu. En sonunda Warren Buffett'ı haklı çıkaracaklar galiba. O da ayrı bir konu. Dönelim grafiğe. Şu bar, şu aylık bar çok önemli. Bir anda 103-104 bandından 107'lere uzanan bir dolar endeksi ve an itibariyle 106'nın üzerindeyiz. Çok net söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde savaş da böyle olunca ne oluyordu? Hatırlar Rusya-Ukrayna savaşının ilk başını altın ve dolar beraber gitmişti. Şimdi doların yükseğinden altın etkilendi, düzeltmeye girdi ya. Şimdi bakalım, bilemiyoruz. Bir an önce inşallah barış gündemde olur ve barış da sonuçlanır. Yani Ukrayna niye bunu yapıyor onu da anlamış değilim bu arada. Yani Amerika'nın yeni başkanıyla çalışması gerekir. Gerekirken daha rasyoneldir. Daha rasyoneldir. Niye Biden'a? Hani bu analizler bizim şeyimiz tabii değil ama biz biraz daha bizim farklı. Baktığımız nokta dolar endeksi ve altın beraber gidebilir. Çünkü ortada bir risk var. Pandemi de beraber fiyatlandı, yukarı gitti. Rusya-Ukrayna savaşında beraber fiyatlandı, yukarı gitti ikisi de. Ve an itibariyle ikisi de tekrar yukarı gidebilme ihtimaline kavuştu maalesef. Şu bant benim için potansiyel bant. 100-106, iki yeşilin arası, 103-104'ler denge. Oradan uzaklık, hatta 106'nın üzerinde kalmak demek, yukarıda 109-110'lara doğru gidiş ihtimalini gösterdiği için hala risk var. Hatta oranın aşılması demek, Euro-Dolar paritesinin tekrar 1.05'in altında özellikle birebir konuşulması demek, Dolar-Yen paritesinin 160'ları aşması demek, Dolar-Yuan'ın yukarı yönlü hareketinin biraz daha imelenmesi demek. Yani marjinal, majör para birimlerinden bahsediyorum. Bu endeks sonunda tüm gelişenlere yansır raporları vardı. Burada Türkiye'de kendi politikası içinde ayrışıyor ama Merkez Bankamızın faiz indirimleri konuşulmaya başlandığı andan itibaren, ki bu perşembe onu da göreceğiz, durum değişebilir. Onun için dolar endeksine bakmak durumundayız. Devam edelim. Şimdi ons altın en çok konuşulan konulardan biri. Öyle bir geri çekilme yaşadı ki ons altın. Önemliydi ama zaten Trump olursa bu beklediğimiz bir konuydu. Ama sonrasında biz hep analiz programlarında ons altın için uzun vadeli yukarı dedik. Hala bunu diyor muyuz? Diyoruz.
Tabii şimdi jeopolitik riskler olduğu sürece zaten altının bu anlamda yukarıya doğru yönlü olması normal. Ama burada belki söylemek istediğiniz birkaç önemli nokta varmış gibi hissediyorum grafiğe bakınca. Ben doğru. De grafikleri artık böyle sizin sayenizde tanıyorum. Mutlaka önemli birkaç nokta söyleyeceksiniz. Doğru söylüyorsun. Cevap vermemiz gereken bir iki soru var yatırımcıyı aydınlatmak adına. Bir, global ölçekte bu gelişmeler potansiyel olarak kaldıkça, hani bazı yerlerde okumalarda gözlemliyorum, altında tren bitmeyecek. Düzeltmeler olabilir, sert de olabilir. Ama çok hızlı rebound etme, yani geri dönme ihtimalleri de taşıyacaktır o grafik. Çünkü çok potansiyel var. Önemli olan trend biter mi, bitmez mi sorusuna cevap verip trend bitmemiştir. 2800 trendin ana hedefi değildir, ara hedefidir. Yani şu bölge, bizim seninle konuştuğumuz şu bölge ara hedeftir. Geldik mi geldik. Tamam, biz söylemiştik demek kolay ama şimdi konuşmak zor. Düzeltmeyi de söyledik. Seninle hatta 2700-750 stop dedik. Kısa vadeli pozisyonlarda. Potansiyel olarak 2500-2650 bandı dedik. Bunu da söyledik geçen hafta ve ondan evvelki yayınlarda. Israrla bunları belirttik. Ve şimdi diyoruz ki bu hareket önemli. Birazdan tekniğini anlatacağım ama senin dediğin gibi altına alternatif aramayalım. Herkes kendi hikayesiyle fiyatlansın. Altın bütün yatırım araçlarından bağımsız son 25 senenin en yüksek getiri veren grafiklerinden biri. Tamam, S&P'de söyleyebiliriz, bir de 10 vermiş. Ama 300 dolardan başlayan hareketle bakarsak altına o da bir de 10 vermiş. Ve bunların içinde Merkez Bankalarının rezervlerindeki altın pozisyonları, büyük kurumların altın pozisyonları, sadece ETF üzerinden okumayalım altını. Bir de fiziksel altın talebinin devam ediyor olması, merkez bankaları dahil. Bu da önemli. Özetle altın masada kalacak. Bu düzeltme bir alım fırsatı. Peki nerede biter? Şimdi 2700-750 stop dediğimiz bölge artık ne oldu? Direnç oldu. Şu bölge. Şu bölge. Yani arada bir 2680'ler var. Ama şu kanalın uzattığı yer bizim için 2746. Bak tam 2750 devamında 2800 direncimiz oldu. Bir önceki tepe. Oraya kadar hareket. Bu düzeltmenin tepkisi, oranın geçilmesi, hareketin devamı. İlk hedefimiz arada bir 2850-2900'ler var ama 3100'ler. Devamında 3300'lere kadar alan olmaya devam edecek 2025 boyunca. Hatta birkaç sene içinde daha agresif fiyat seviyeleri var ama biz kademe kademe gidelim. Peki, nerede düzeltme derinleşir? Yeni stopumuz neresi? Bu hafta başında, dün yayında söylemiştim. 2600-2610 üzerine gidiyorsak biraz daha güvenli olacağız. Demek ki ilk, en kısa vadede işlem yapanlar veya bakanlar için 2600-2610'un altına geçişler, düzeltmeye geri dönüş. Ama düzeltmenin derinleşeceği bölge 21 günlük ortalama, 21 haftalık, özür dilerim. Üstsel ortalama, exponential, 2565 geçilecek olursa 2600 altında kaldıkça düzeltme biraz daha derinleşir ve şu bölgeyi test etmek ister. Neresi o bölge? Hem 34 haftalık ortalama, hem alt kanal çizgimiz orada bak görüldüğü gibi, hem de bir FIBO seviyesi, %161.8 FIBO seviyesi. O bölge neresi? 2400-2500 bandı. Bu band işte... Hani trend biter mi bitmez mi'nin sorgulanacağı ilk önemli destek bölgesidir. Oraya gidersek orası hem önemli bir alım yeridir hem de desteğin sınanacağı yer olacaktır. Ama özetle tüm bu seviyeler ve tüm hikaye toplamında yön hala yukarıdır. Bu süreç bir düzeltme fırsatıdır. Gel şimdi bunu altın espride görelim. Evet, altın neden altın espir var? Evet, neden altın espir? Şimdi gram altını hep konuşuruz ya, alıştık. Ama gram altının alım satım arasındaki fark... dan dolayı yatırımcı bizim verdiğimiz seviyelerle çarşıya gittiğinde, kapalı çarşıya ya da kuyumcuya, o fiyat seviyeleri üzerinde satış fiyatları görebiliyor. Alışla satış arasındaki makas açık. Bunda birçok etken var. Ama altın espir, borsada işlem gören İstanbul Altın Rafinerisi'nin gözetiminde üretilen, karşılığında belirli bir rakamı topladığınızda fiziksel teslimatı da olan bir enstrüman. O yüzden ben çok önemsiyorum ve altın espri özellikle borsaya yatırım yapmak
şey, altına özür dilerim, yatırım yapmak isteyenlerin borsada işlem yapma kolaylığını sağlayacakları bir enstrüman olarak görüyorum. Ve aradaki makas düşük sevgili Beyhan. Ve piyasa yapıcılar olduğu için fiyat mekanizmasını da güncel ons altına göre daha duyarlı halde işletiyorlar. Orada da bak bir düzeltme gelmişti. Çok net bir düzeltme. Aşağıda bu fiyat seviyelerine, yani 31 dolarlara kadar, Bollinger Band'ın altına kadar, tam Bollinger Band'ın altına kadar bir fiyat düzeltmesi. Oradan hareket 32'nin üzerinde tekrar 33-34'lere kadar ulaşmış durumda. Şimdi önümüzdeki dönem ons altına hareket devam ederse, biz altın espride, dolar TL fiyatlaması da tabii etkili burada, onu da hatırlatalım. Yukarı yönlü hareketin devamı mümkün olacak ve 35-35-25'leri takip edeceğiz. Önemli bir direnç olarak. Oranın geçilmesi bizi 38'lere kadar götürebilecek. Diyorum ki ben, aşağı geri çekilmeler oluyorsa, hatta bu 30'lara kadar, 28'lere kadar, yani 32-28 bandı içindeki her seviye altın espirt tarafında yatırımcının altın noktasında alımı için uygun fiyat seviyeleridir diyelim.